vaskülit neden ortaya çıkar? Bu soruya cevap vermek için bir vaskülit hastasının kan damarlarının içinde olup bitenlere bir bakalım. Şu an kan damarının endotel adı verilen iç çeperini çiziyorum size. Bu çizgide damarın dış yüzeyi olsun. İşte burası kan damarının duvarı. Dediğim gibi burası entodel katmanı yani damarın iç çeperi. Damarın içi bu hücrelerle döşeli. Burası da damar duvarı. Yani bu taraf damarın dışı, bu tarafta içi oluyor. Gözünüzde daha rahat canlanabilsin diye damarın diğer kenarını da çiziyorum. Ama tembel biri olduğum için iki çizgiyle damar duvarını gösterip burada bırakıyorum. Tamam mı? Evet. Kan damarının içinde kanın birçok farklı bileşeni bulunur. Mesela kanda kırmızı olan kan hücreleri yani al yuvarlar var. Bunlar vücuttaki çeşitli dokulara oksijen taşır. Ayrıca kanda çözünmüş halde oksijen de bulunur. Sonra çeşitli beyaz kan hücreleri yani ak var. Bunlar bağışıklık sisteminin kan hücreleri. Ayrıca kanın içinde çeşitli proteinler yüzer. Bunlar albümin veya pıhtılaşma faktörleri gibi proteinlerdir. Yani konfeti gibi görünen bu rengarenk noktalar kan damarındaki çeşitli proteinleri temsil ediyor. Ve tabii ki kanda besinler ve diğer gerekli moleküller de mevcut. Tüm bunları tek tek saydım. Çünkü kanda bir de antikor adı verilen bağışıklık proteinleri var. Bu antikorların görevi vücuttaki yabancı yani vücut tarafından üretilmeyen protein ve maddeleri bulmak. Yani antikorlar bir bekçi köpeği vazifesi görür. Vücuda izinsiz giren yabancıları gözlerler ve tıpkı bir bekçi köpeği gibi tanımadıkları bir şey gördüklerinde sahiplerine bir şeyler olduğu konusunda uyarırlar. Şimdi hücrelerin yüzeyinde ve damar duvarının içinde çeşitli proteinler bulunur. İşte vaskülit durumunda antikorların bu proteinleri yabancı madde zannettiği düşünülüyor. Peki ne yapıyor bu antikorlar? Her iyi bekçi köpeği gibi bu proteinlerin paçasına yapışıp sahiplerini burada bir şey var hav 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 diye uyarıyorlar. Hav hav demiyorlar tabii, bunu ben ekledim. Ve bunu yapınca aktive oluyorlar. Aktive olduklarında ise ak yuvarları yardıma çağırıyorlar. Ak yuvarlarda, ooo zararlı bir şey mi bulduk, hadi imha edelim diyerek olay yerine geliyor. Ve kan damarına zarar vermek için ortama birçok farklı tür bağışıklık peptidi ve molekül salıyorlar. Üstelik bu ak yuvarlar bölgeye daha çok ak yuvar çağırıyor. Çok kısa sürede koca bir ak yuvar ordusu meydana geliyor. Bu da damara zarar vermek için bölgeye bol miktarda bağışıklık molekülünün salınmasıyla sonuçlanıyor. Bu miktar o kadar büyük ki önemli bir kısmı kan dolaşımına karışıyor. Ve dolaşıma karışan bu moleküller vücudu bunun bir enfeksiyon olduğuna inandırıyor. Sonuç olarak yüksek ateş, yorgunluk, titreme, gece terlemeleri, kas ağrıları gibi genel belirtiler ortaya çıkıyor. Şimdi iltihap oluştuktan sonra olup bitenlere bir göz atalım. Damarı tekrar çiziyorum. Evet bu yine damar duvarı. Bu da damar duvarı. Ak yuvarlar artık damar duvarlarının içine sızmış durumda. Ve bunlar ortama proteinleri öğüten parçalayıcı enzimler gibi bol miktarda yıkıcı molekül saldıkları için bölgede bolca hücre enkazı görülüyor. Ve damar duvarı hasar gördüğü zaman dokulardaki birçok faktör kana karışıyor. Ve bilin bakalım ne oluyor? Kandaki pıhtılaşma faktörleri bu doku faktörleriyle tepkimeye giriyor. Bu pıhtılaşma faktörlerinden biri fibrinojen ve bu doku faktörleri açığa çıktığı zaman pıhtılaşma kaskadı adı verilen bir olaylar dizisi sonucunda fibrinojen aktive oluyor. Ojen son eki aktif olmayan protein anlamına geliyor. Yani fibrinojen fibrine dönüşüyor ve fibrin aktive olduğu zaman A, a benzeyen bir örgü meydana getiriyor. İşte bu örgüye pıhtı diyoruz. Buna mikroskop altında bakacak olursak, tüm o fibrinleri, hücre enkazlarını, ak yuvarları ve ortaya çıkan hücresel hasarı görmemiz mümkün. İşte bu sürecin tamamına fibrinoid nekroz adı veriliyor. Fibrinoid, fibrin benzeri, nekroz ise hücre ölümü anlamına geliyor. Yani burada bol miktarda hücre ölümü söz konusu. Bu pıhtılaşmayı skarlaşma yani yaraya dönüşme ve damarın yamalanması takip ediyor. Fakat gördüğünüz gibi bu damar artık eskisine göre belirgin bir şekilde daha dar. Bu da kanın, besinlerin ve oksijenin diğer tarafa geçmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla şuraya birkaç hücreden oluşan bir doku çizeyim. Dolayısıyla damarın diğer tarafında yer alan hücre ve dokular ölebiliyor. Çünkü ihtiyaç duydukları besini ve oksijeni alamıyorlar. Sonuç olarak lokal doku hasarlarına rastlayabiliyoruz. Bunlar böbrek, kalp, akciğer, karaciğer ve bağırsak dokuları olabilir. Neredeki damarlara hasar gördüyse oradaki dokular etkileniyor. Son olarak yine en yukarı çıkalım. Damar duvarında hasar oluştuğu için antikorların hedef aldığı bazı proteinler kan dolaşımına karışıyor. Sonra antikorlar bu proteinlere bağlanıyor ve bazen antikorlar bu proteinleri paylaşarak antikorlardan ve bağlı oldukları proteinden oluşan bir kompleks meydana getiriyor. Buna bağışıklık kompleksi veya immün kompleks adı veriliyor. Bu bağışıklık kompleksleri de kan dolaşımına karışabiliyor ve vücudun çeşitli noktalarında sıkışıp kalabiliyor. Bağışıklık kompleksinin en çok sıkıştığı yerler böbrekler ve eklemler. Neden bu bölgeleri tercih ettikleri bilinmiyor. Yani kısaca vaskülitin temel nedeni otoimmün hasar